Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir ve çektiğim videolardan da bir zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, size bugün bu güzel Türkan Şoray kirpiğinin Nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi kirpiklerden oluşuyor ve oyamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk önce iki zincir çekerek yemenimizin tığ battısını hazırlıyoruz. Bu şekilde tığ battımızın içine bir sık iğne yaparak giriyoruz. Buraya bir tane zincir çekiyoruz. Bu zincir örümceğimizin açılmaması için garanti arkadaşlar. Bu şekilde bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle orta boy. Bütün örümceklerimiz de birbirine müsabi olmasına özen gösterin arkadaşlar. Tığımızın başını 3 defa doluyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine girdim. 1, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım şöyle arkadaşlar tek renk ve böyle kirpikleri olduğu için ara mesafesinin birbiri üstüne bilmemesi için iki yerine üç tane tığ battı atlıyoruz İki tığ battı atladığımızda bu mesafe birbirine biraz daha yakın olabilir eğer tığ battınız benimkiler küçük değil arkadaşlar orta çok da büyük olursa iki atlayın ama fazla büyük tığ battı da güzel durmuyor Oyasına göre tabi değişiyor ama bu modelde pek hoş duracağını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle oyamın ters tarafına döndüm. Burası ters yüzü. Yemenimizin ters tarafındayız arkadaşlar. Bir defa tığın başını doladım. Buradaki trabzanımın tepesine girdim. 2, 2 alarak. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Bu iki trabzan arkadaşlar hem de oyamız için yuva. Buradaki kirpiklerimizi yapacağımız gördüğünüz gibi yuvamız. Bu trabzanımızın arasına kirpiklerimizi yapacağız. Şimdi tekrar üç zincir çekiyorum. Bu sefer düz yüzüne çevirdim modelimi. Şimdi yemenimizin düz tarafındayız arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bu yaptığım trabzanı arasına girdim yuva olarak kullanacağımızı söylemiştim arkadaşlar bakın buradaki trabzanın arası yaptıkça zaten açılacak arası arkadaşlar kirpikler doldukça 2 2 olarak alıp yine aynı şekilde trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir buradaki trabzanımın arasına girdim kirpik olarak kapattım birinci kirpiğimiz hazır bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvama girdim 2 2 olarak bu şekilde küçük bir trabzan yaptım buraya 5 zincir 5 zincirimi bu şekilde buraya kapatıyorum ikinci kirpiğim oluştu bir zincir çekiyorum bir defa doladım bu şekilde yuvamın içine girdim üçüncü trabzanımı da yapmış bulunuyoruz 5 zincir 5 zincirim bu son yaptığım trabzanımın arasına girdim kirpik olarak buraya kapattım 3 arasına birer zincir çekmeyi unutmayalım bir defa doluyorum yine aynı yuvanın içine girdim 2 2 olarak kapattım 1 2 3 4 5 zincir trabzanıma bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bu 5. ve sonuncu kirpiğimiz. Yine 5 zincir çekip bu şekilde trabzanımın arasına kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Son trabzanımın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım yuvanın içine girdim sık iğnemi kapattım bu şekilde trabzanıma girdim sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane buraya sık iğne yapıyoruz trabzanımızın içine hemen yandaki tığ battıya da bir tane yapıp buradaki sık iğneli trabzanımıza destek. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir tanesini yaptık. Şimdi tekrar ikincisini de yapalım. Biraz daha kavramış olalım. Tığ battımıza battık. Üzerine bir tane zincir çektik. Zincirimizin üzerine bu şekilde örümcek yapıyorum. örümceğimi yaptım arkadaşlar 1 2 3 örümceğimizin üzerine tığımı 3 defa doluyorum 1 2 3 tığ batlatlayıp 4. tığ battıma 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzanımı yaptım şimdi arkadaşlar 1 2 3 bu kirpiklerimiz için yuva yapmak için dönüyoruz Ters tarafına döndük trabzanımızın. Bir defa doladım. Trabzanımın tepesine 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. 1 2 3 zincir döndüm düz yüzüne. Bir defa doladım. Buradaki yuvamın içine girdim bu şekilde. 2 2 olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzana kapattım bir zincir çektim bir defa doladım yuvaya girip 2 2 olarak aldım bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 zincir trabzanımın arasına girdim kapattım bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvama girdim 2 2 olarak bu şekilde dördüncü trabzanımı da yaptım 1 2, 3, 4 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar aralarına bir zincir çekip bir defa tığımızın başını dolayıp 2, 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Sonuncu trabzanım için 5 zincir çekip kirpik olarak buraya kapattım. Bu şekilde. Sonuncu kirpiğime 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 5 sık iğne. Şimdi buraya arkadaşlar 6.yı da yuvaya yapıyorum. Kirpik yapma kısmını tamamlıyoruz. Tekrar trabzana 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi tamamladım. Yandaki tığ battımın içine girdim. Bu şekilde kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin görünüşü bu şekilde. Gördüğünüz gibi ütülenmediği halde ütülü gibi duruyor. Çok şahane bir model oldu arkadaşlar. Çok hoş bir gözüküyor. Böyle tek renk hiç ip koparmadan yapabileceğiniz çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Her modeli çok güzel diyorum ama arkadaşlar gerçekten çok hoş durmuyor mu? Duruşu çok zarif ve sade bir model oldu. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.